İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Zarasinanyan ile Paris'te yapılan görüşmede hazır bulundu. İnsan hakları savunucusu, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Arsak'ın Garmirşuga ve Dagavert köyleri yönünde ateş açtı. İran'ın açıklaması, Basra Körfezi Karadeniz Koridoru Ermenistan Cumhuriyeti'nden geçecek. Türkler için Ermeni tehdidi, Ankara ne tür ilişkiler kurmak istiyor? Ermenistan Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği ve üye ülkeleri arasında ortak bir havacılık bölgesi oluşturulması planlanmaktadır. 2020'de dünyada ne kadar Ermeni şarabı satıldı? Tarihin tahrifine karşı Osmanlı banknotu. Ermenistan Cumhuriyeti Diyaspora İşleri Yüksek Komiseri Zareh Sinanyan, Paris'te Ermeni toplumu ve çeşitli Ermeni örgütlerinin temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan da toplantıda hazır bulundu ve katılımcılara Batı Ermenistan ile ilgili genel konuları ve buna bağlı olan olayları kısaca sundu. Devlet Başkanı Abrahamyan konuşmasında Ermenistan Cumhuriyeti'nde yavaş ama emin adımlarla ilerleyen Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'ye özellikle dikkat çekti. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'nin ofisi Yerevan'da bulunuyor. Burada aralarında gazeteciler de olmak üzere farklı dillerde çevirmenler çalışmaktadır. Haberler 6 dilde yayınlanıyor. Batı Ermencesi, Türkçe, Rusça, İngilizce, Fransızca, Ermencenin Şuşi şivesi. Bu işgal altındaki Batı Ermenistan'da yaşayan Türkçe konuşan Ermeniler de dahil olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan yurttaşlarımızın sürgündeki yurttaşlarıyla bağlarını güçlendirmelerini, tarihlerini ve tarihi vatanlarını daha yakından tanımalarını sağlıyor. Artsakh Ombudsmanı Gerham Stepanyan kendi Facebook sayfasında 11 Şubat'ta Artsakh Cumhuriyeti'nin Marduni bölgesindeki Garmirşuga ve Dagavart köylerinin yakınında bulunan Azerbaycan mevzilerinden gözlenen konut evlerine doğru ateş açıldığını ifade etti. İnsan hakları savunucusu Stepanyan özellikle şunları kaydetti. Azerbaycan tarafı doğrudan sivillerin evlerini hedef aldı. Bunun sonucunda konut evleri, duvarları, çatıları hasar gördü. Aynı operasyonda Garmirşuga köyüne mensup bir kişinin evinin camı da hasar gördü ve kurşun ev sahibinin 3 küçük çocuğu ve eşinin bulunduğu oturma odasına girdi. Bahsi geçen olayın son günlerde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin düzenli terör faaliyetlerinin bir başka tezahürü olması dikkat çekicidir. Infoteka 24 ajansı tarafından bildirildiğine göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki büyükelçisi Abbas Badakhshan Zahuri gazetecilere verdiği demeçte Basra Körfezi Karadeniz Ulaştırma Koridoru'nun Ermenistan Cumhuriyeti'nden geçeceğini ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan Cumhuriyeti büyükelçisi Abbas Badakhshan Zahuri şöyle konuştu. Basra Körfezi Karadeniz Transit Koridoru sadece İran, Ermenistan Cumhuriyeti için değil, programa katılan tüm ülkeler için de birçok fırsat yaratacaktır. İran, transit koridorla ilgili yasal meselelerin çalışmalarının tamamlanmasını bekliyor. Bu koridorun Azerbaycan makamlarının sıklıkla bahsettiği sözde Zangezur Koridoru ile hiçbir ilgisi olmadığını da vurguladı. Ermenistan Cumhuriyeti liderliği de böyle bir koridor yaratma olasılığını reddediyor. Türkiye'de yapılan son anketler katılımcıların büyük çoğunluğunun Ermenistan Cumhuriyeti'nden bir tehdit gördüğünü ve Ermenilerle ilişki kurmak istemediğini göstermiştir. Bu sonuçlar sadece Ermeni uzmanların endişelerini doğruladı. Türkolog Diran Lokmagözcan, Sputnik Armeni Ajansı ile konu hakkında bir konuşmada bulundu. Türkolog özellikle şunu söyledi. Türk politikası biraz sapabilir ama yön aynı. Ve Ermenistan Cumhuriyeti bu yolda olmamalıdır. Türkiye'nin politikasındaki sorun tam da şudur. Ermenistan Cumhuriyeti ve Ermeni halkı Ankara'nın kontrolünde olmalı ya da olmamalı. Mevcut çözüm süreci Türk hükümetinin Türk toplumunun Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı tutumunu değiştireceği anlamına gelmiyor. Türkolog Lokma Gözcan, bu Ermenistan'da komşularına son zamanlardaki ısınma ilişkileri süreçlerinin arka planında nasıl davranıldığı sorusunu da gündeme getiriyor. Hükümet toplantısında 15 Kasım 2021 tarihinde Brüksel'de imzalanan Ermenistan Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin ortak havacılık alanına ilişkin antlaşmanın onaylanması hakkında yasa tasarısı beğeni topladı.
Anlaşmanın amacı tarafların pazarlarına eşit rekabet koşullarında erişimini sağlayan ortak bir havacılık alanı oluşturmaktır. Ortak havacılık alanı, hava iletişiminin genişlemesine ve uluslararası havacılık sisteminin geliştirilmesine de olanak tanır. Aynı zamanda anlaşmanın onaylanmasının ticaret, turizm, yatırım ve genel olarak Ermenistan Cumhuriyeti'nin sosyoekonomik gelişimi için bir teşvik olması ve daha geniş hareketlilik fırsatları sağlaması bekleniyor. 2020 yılında ekonomideki kriz gerçekleri nedeniyle Ermeni üzüm şarabı ihracatı bir miktar azalmıştı. Rusya, Ermeni şarapları için en büyük pazar olmaya devam ediyor. Ermeni üzüm şarabının yarısından fazlası bu ülkeye ihraç ediliyor. Tüm ihracatın yaklaşık %56'sı buraya gidiyor. %13'ten biraz fazlası Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç edilmektedir. Kalan %30 ise diğer ülkeler olan Ukrayna, Belçika, İsviçre, Fransa, İtalya, Hollanda, Polonya, Kanada vesaire. Çin'e yapılan ihracat hacmi hala çok küçük. Bu göstergelerin sadece üzüm şarabına atıfta bulunduğuna dikkat edilmelidir. Diğer meyve şaraplarına gelince, Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki üretim ve ihracatları son yıllarda keskin bir şekilde arttı ve hatta üzüm şarabı ihracat endeksini aştı. Batı Ermenistan topraklarını işgal eden Osmanlı İmparatorluğu çok uluslu, çok dinli bir devletti. Orada yaşayan halklar inisiyatif ve yaratıcılıkta yönetici Türkleri geride bıraktılar, ekonominin en büyük kısmı imparatorluğun Ermeni, Rum ve Yahudi vatandaşlarının elindeydi. Ermeni, Rum iş insanlarının etkisi bize ulaşan Osmanlı senetleri ve banknotlarının kanıtladığı gibi özellikle büyüktü. 1880 ve 1890'da basılan ve tedavülde olan bir Osmanlı altını değerindeki banknot bunu en iyi şekilde kanıtlamaktadır. Banknotun nominal değeri banknotun üzerinde 4 dilde yazılıdır. Osmanlıca, Fransızca, Ermenice ve Yunanca. Bu dillerde devlet para biriminde yazının varlığının tesadüf ya da demokrasi olmadığı açıktır. Batı Ermenistan'ın da içerisinde bulunduğu Osmanlı İmparatorluğu topraklarının her yerinde Ermeni bankaları, ticarethaneleri, sigorta şirketleri ve ekonomik öneme sahip diğer kuruluşlar mevcuttu ve para dolaşımı Ermeni halkıyla doğrudan bağlantılıydı. Bu da banknotta Ermenice yazının varlığının nedenidir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hayren adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Lentup U Ganaş Derevat eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.